Mustakim olanlara yeryüzünde korku yok. Devlet-i Aliye zamanında Akıncı, 10 tane Akıncı, 10 bin kişilik birliğin içine dalıyorlar, giriyorlar, yarıyorlar. Neden? Çünkü onlar Kosova'da, Mohaç'ta cenneti görüyorlar. Cemalin ya Rabbi diyorlar. Yani Allah'tan korkan 10 kişi olsa 10 bin, 100 bin kişilik küfür ordusundan korkar mı? Korkar mı Hamza Ebu Cehil'den radıyallahu an? Yüreğinde Musab gibi iman olan korkar mı Ebu Cehil'den? Korkar mı Muhammed Mürsiler, Sisilerden? Korkar mı Gazze'nin elinde taş taşıyan çocukları, tanklarla, uçaklarla Gazze'yi vuran katilden, Siyonizm'den, Siyonizma'nın çocuklarından korkar mı onlar? Neden korkmazlar? Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Avukatı bir davası var. Memleketin en kaliteli avukatını buldu. Adam bir parça avukata güvenir. Arkası var, vali, devlet başkanı, cumhurbaşkanı. Onu himaye ediyorsa o adamın duruşu değişebilir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, iman edip mustakim olanlar, نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ Dünyada veliniz biziz. نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Dünyada ve ahirette veliniz benim buyuruyor Cenab-ı Hak. Eğer biz ümmet olarak imandan sonra hayatımıza istikameti yerleştirebilirsek, sahabe-i kiram efendilerimiz gibi mustakim olabilirsek, onlar nasıl Medine'den çıktılar? Hendek'te evlerine gidemiyorlardı ama oradan bir çıktılar. 15 yıl sonra İran'ı fethettiler, Mısır'ı fethettiler, Diyarbakır'a kadar geldiler. Ey bir asırdır ağlayan Müslümanlar! Mustakim olursanız, yani Allah'ın buyruklarını hayatınıza tatbik ederseniz, sahabe-i kiram efendilerimizin yolunu açtığı gibi Rabbim bizim de yolumuzu açacak. Açacak, oradan Müslümanlar fetihlere gidecek.